Canik Belediyesi Uluçayır Mahallesi'nde 250 bin lira, Düzören Mahallesi'nde 500 bin lira ve Gödekli Mahallesi'nde 750 bin lira maliyetli cami çevre düzenlemeleri çalışmaları düzenlenen törenle hizmete açıldı. Burada oylayacağımız evet hayır referandumundaki sistemi 18 maddede bir... Başkan Osman Genç'in yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, Gebliler Kültür Dayanışma ve Dayanışma Derneği Başkanı Amit Altıntaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldığı 3 ayrı açılış töreninde cami, taş duvar, perde duvar, cami boyası, alan parkesi ve ağaçlandırma çalışmaları hizmete girdi. 92 camisi var. Merkezde de 34 tane camimizle birlikte bütün bu camilerin çevre düzenlemesinin tamamını yapıyoruz. Şehirlerinde tıpkı insanlar gibi olduğunu işaret eden Başkan Genç, bugün tarihi kodlarımıza yeniden dönmek zorundayız. Şehirlerin de kendilerine özgü bir ruhu var. İşte bu ruhu oluşturan önemli etkenlerden biri de camilerimizdir diye konuştu. Ama yolu sadece çiğner geçersiniz. Yol medeniyettir, bilirim. Ama caminiz, okulunuz ve orada eğitilecek çocukların yuvası yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Onun için biz ilk önce camilerimiz ve okullarımızı birlikte inşa ediyoruz.